AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal aslında İsmail Küçükkaya'yla hem Binali Yıldırım'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesini ayarlayan kişi. Kendisi bir röportaj verdi ve o röportajında bir itirafta bulundu. İtirafında şöyle söyledi: biz bu görüşmenin, yani İsmail Küçükkaya'yla başkan adaylarının, hatta Ekrem İmamoğlu'na dair görüşmesinin ayarlamasını kendimiz yaptık dedi. Bunu biz istedik dedi. Bakın nasıl söyledi, buna ilişkin açıklamasını onu da aktaralım. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İsmail Küçükkaya'nın yayın öncesi her iki adayla görüşmemi her iki partinin genel başkanları istedi. Görüşmeden önce Binali Yıldırım'ın ekibini bilgilendirdim. Binali Yıldırım'ın danışmanlarıyla da uzun bir görüşme yaptım. Hatta birlikte yemek yedik demecini doğrulayarak biz moderatör adaylarla görüşsün dedik ama Yıldırım'la yüzde görüşülmedi. Burada ahlaki sorun İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeyi gizlemesi. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu şunu mu yapması gerekiyordu? Yani Binali Yıldırım kendisiyle görüşüldükten sonra çıkıp bunu kamuoyuna açıklaması ve Binali Yıldırım'la neden görüşülmedi diye AKP'nin hakkını savunması mı isteniyordu? Gerçekten enteresan bir süreç, enteresan açıklamalar. Şimdi Mahir Ünal'ın açıklamaları, itiraflarına devam edelim. Ne demişti? İsmail Küçükkaya'yla görüşmeyi biz ayarladık demişti. Moderatörün şunu söylüyor devamında: moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısını yapmıştık. Biz moderatör adaylarla görüşsün dedik. Burada asıl sorun şu: Yıldırım Bey'le görüşmedi. Buradaki ahlaki sorun İmamoğlu'yla görüştüğünü söylememesi ve Yıldırım'la yüz yüze görüşmemesi. Şimdi burada aslında Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıyor. Tam tersi İsmail Küçükkaya'yı suçluyor Mahir Ünal. Ama Cumhurbaşkanı'na bakıyorsunuz çok farklı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Şimdi şöyle devam ediyor Mahir Ünal yaptığı açıklamasında: moderatörün basın açıklaması izlenirse eğer inisiyatifin moderatörde olması gerektiğini söyledik biz. Moderatör adaylarla görüşsün dedi. Bakın tekrar söylüyorum. Moderatör adaylarla görüşsün diyor ama görüşüldükten sonra da Ekrem İmamoğlu'nu neredeyse tamamen şeytanlaştırıyorlar. Buraya kadar bir sorun yok. Buraya kadar her şey açık bir şekilde konuşuldu. Yani evet görüşsün dedikler. Bu konuda mutabakata vardı denildi diyor. Peki bunun teknik altyapısını kim hazırlayacak? TRT dedik. CHP karşı çıktı. Fox yapsın dediler. Biz de buna itiraz ettik. İki siyasi partinin teknik altyapısı bir araya gelip teknik altyapıyı gerçekleştirsin dedik. Ekin Altay ve ben Küçükkaya'yla bir toplantı yapalım dedik. Küçükkaya 12.10 gibi toplantıya katıldı. Biz bu toplantıda kaç soru olduğunu konuştuk. Bunları konuşmamız gerekiyordu. Bir çerçeve oluşturmanız gerekiyordu. Olmayınca bu çerçeve ne oluyor? Küçükkaya yayının sonunda aileleri canlı yayına çıkardı. Aileler canlı yayına katılmak istemedi. O yüzden sonunda fotoğraf verdiler dedi. Ve 46 dakikalık görüşmenin neden aslında 15 dakika olmadığı yönünde de eleştirilerini işte bu şekilde dile getiriyor. Yani özetlemek gerekirse aslında enteresan bir durum. AKP'nin hazırladığı, bizzat öne yakın olduğu bir durumdan dolayı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu şu anda suçlanmaya devam ediyor.